Evet haftaya günlük koşturmalarınızla başlayacaksınız sevgili koç ve yükselen koçlar. Aynı zamanda parasal konuları halletmek ve tabii ki önemli bir banka işinizin peşinden koşmak bu hafta başında önemli olacak. Merkür bu alanlarınızda geriliyordu. Şimdi bütün bunları gözden geçirmek ve yeniden yapılandırmak anlamında bu hafta şanslı olacaksınız. Salı günü yay burcunda bir yeni ay gerçekleşecek ve bu yeni ay ile beraber gelecek adımlarınızı hızlandıracaksınız. Seyahatler, Yurt dışı bağlantılı konular, yabancı insanlarla yapılacak olan işler, ticaret, ithalat, ihracat ya da yayıncılıkla ilgili bir işiniz varsa bu alanlarda göz dolduracağınız ve önemli başlangıçlarınızı, yeniliklerinizi hayata geçireceğiniz bir dönem olacak. Bunlarla ilgili bir işiniz olmasa bile eğitim ayağında daha kuvvetli adımlar atacaksınız ya da dediğim gibi uzaktaki akrabalardan haber alabilirsiniz. Daha hastalandığınız insanlarla iş yapabilirsiniz. Çevrenizi genişletebilirsiniz bu dönem içerisinde. Venüs Oğlak burcuna geçecek. Eğer çalışan bir koçsanız bu dönemde patronlarınız ve üstlerinizle olan bağlantılarınızı daha da kuvvetlendirebilirsiniz. Önemli bir meselenin özüne inmek konuşmak, zam terfi gibi bir takım ihtiyaçlarınız ve beklentileriniz varsa bütün bunları dile getirmek anlamında şanslı bir süreç olacak. Bu hafta bir tek parasal konulara dikkat etmenizi tavsiye edeceğim. Alacak verecek dengenizi iyi sağlamaya özen gösterin. Onun dışında hem özel hayatınızda hem maddi konularda aradığınız desteği, yardımı diğer insanlardan bulacak işlerinizi yoluna koymanın rahatlığını yaşayacaksınız sevgili koçlar. Güzel bir hafta diliyorum. Evet özel hayatınızın detaylarıyla haftanız başlıyor. Diğer insanlardan alacağınız haberler, gelen telefonlar, hayatınızda bir insan varsa onunla beraber yapacağınız planlarla haftanızı başlatacaksınız. Merkür bu alanlarınızda gerilemişti biliyorsunuz sevgili boğalar. O yüzden eğer bu alanlarda yaşadığınız bir takım sıkıntı ve problemler varsa bu sıkıntı ve problemleri giderecek bir takım adımlar bu hafta başında atılacak. Salı günü bir yeni ay gerçekleşiyor. Yay burcunda oluşacak bu yeni ay ortak parasal konularda almanız gereken önemli kararlar için sizi harekete geçirebilir. Bu ayın en şanslı haftalarından bir tanesi. Bu yüzden kafanızda bir borcun altına girme, kredi alma, bir banka işini halletme ya da önemli bir miras konusunun üzerine düşmek varsa işte bu yeni ay ile birlikte bütün bunları başlatabilirsiniz. Gayet de güzel sonuçlar elde edeceksiniz. Çünkü bu hafta çok güzel etkileşimleriniz devrede olacak bu alanda. Diğer taraftan Venüs'ün Oğlak Burcu'na geçmesiyle beraber daha fazla gezeceğiniz, diğer insanlarla bir arada olacağınız, yeni insanlarla tanışacağınız, farklı kültürlerden etkileneceğiniz ve tabii ki konuşmaktan, felsefe yapmaktan, diğer insanlarla işbirliği içerisine girmekten de mutlu olacağınız bir döngü başlıyor. Eğer öğrenci bir boğaysanız bu dönemde öğretmenleriniz ve diğer öğrenci arkadaşlarınızla aranızdaki bağlantılar kuvvetli olabilir. Sıkıntılı ve sorunlu bir dersiniz varsa bu dersin üzerine düşerek hem sınavlarınızda hem de derslerinizde istediğiniz sonuçları rahatlıkla alabilirsiniz. Maddi konularda güzel destekleriniz olacak bu hafta. Şöyle bir baktığımda rahat, keyifli etkileşimler hayatı da güzel algılamanıza, esnek algılamanıza neden olacak geçtiğimiz dönemde yaşadığınız bütün sıkıntı ve sorunların yavaş yavaş o bulutların dağıldığını görecek, hayatınızı düzene koyacaksınız. Güzel bir hafta diliyorum. Evet günlük hayatınızın detaylarıyla haftanız başlıyor sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Günlük koşturmalarınız, sağlığınızla ilgili konular ya da iş hayatında çalışan bir ikizlerseniz beraber çalıştığınız insanlarla olan bir takım konuşmalar, görüşmeler ya da yapacağınız bir takım toplantılara daha fazla vaktinizi ayıracaksınız bu hafta başında. Ve tabii ki salı günü yay burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ay özel hayatınıza daha fazla dikkat etmenizi sağlayacak. Bu alanlarda önemli başlangıçlarınız ve kararlarınızı devreye koymak için bu yeni ay size gereken cesareti verecek sevgili ikizler evlilikle ilgili konular söz nişan kız isteme gibi alanlarda bir takım girişimleriniz olabilir Eğer varsa işte bu yeni ile beraber bu alanlarda bu kararlarınızı rahatlıkla uygulayabilirsiniz ya da yeni bir ilişkiye başlama yeni bir ortaklı iş üzerine Düşme ya da bu konuların daha fazla konuşulması, iş hayatınızda kendinizi daha etkin bir şekilde ön plana çıkarma, popülerliğinizin yükselmesi gibi etkiler yine bu yeni ayda devrede olabilir. Venüsün olak burcuna geçmesiyle beraber maddi konularda rahatlayacağınız bir döngü içerisine giriyorsunuz. Bu alanlarda bir takım sıkışmalarınız olmuş olabilir, sıkıntı ve problemlerle karşılaşmış olabilirsiniz. Parasal konularda ne yapacağınızı bilemiyor olabilirsiniz. Şimdi buraya Venüs gibi olumlu bir gezegenin girmesiyle beraber size yardım eden insanlardan fayda görecek ve insanların da yardımını hayatınıza alacaksınız sevgili ikizler. Yine diğer taraftan birazcık daha böyle ruhsal konularla ilgilenmek, bu dönemi böyle kafanızda daha... Ee, olumlu ve verimli bir şekilde kullanmak önemli olacak. Geri plandan yürüttüğünüz işlerinizde güzel sonuçlar elde edeceksiniz. Ön sezileriniz çok kuvvetli çalışacak bu döngü içerisinde. O yüzden bir işe kalkışmadan önce o işle ilgili şöyle bir düşünün bakalım. O iş size hangi alanlarda yarayabilir ya da o iş size hangi alanlarda zorlanma getirebilir? Bunlarla ilgili çok güzel bilgileri kendinizden alacaksınız. Bakın başkalarından değil, kendi kendinize bu bilgileri biliyor olacaksınız. Diğer taraftan İş hayatınızda güzel iş bağlantıları ve konuşmalar perşembe ve cuma günü karşınıza gelebilir. Güzel bir hafta diliyorum. Salı günü oluşan bir yeni ay var. Bu yeni ay sizin iş, hizmet ve sağlık alanlarınızı etkileyecek sevgili yengeç ve yükselen yengeçler. Şimdiye kadar bir iş başvurusunda bulunduysanız, yeni bir projeye girecekseniz, bir yerden haber bekliyorsanız, işle ilgili konularda bir takım bilgiler edinecek ve bu yeni aile beraber bu edindiğiniz bilgiler doğrultusunda önemli hareketler, başlangıçlar ve kararlarda bulunacaksınız. Diğer taraftan bu kararlar sağlığınızla ilgili konu ve olayları da içerebilir. Beslenme şeklinizi değiştirebilirsiniz. Belki de uzun zamandır başlamak istediğiniz bir diyet var. Bu diyetle ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Yani hem iş hem sağlık alanında kafanızdaki planları uygulamak için bu yeni ay sizi destekleyecek. Venüs'ün Oğlak burcuna geçmesiyle beraber ikili ilişkiler ve özel hayatınızda sevdiğiniz insanla daha kuvvetli etkileşimler içerisine gireceğiniz bir dönem başlıyor. Venüs Oğlak'ta biraz düşüşte. O kadar fazla sıcak duygularla hareket edeceğinizi zannetmiyorum. Ama yine de karşı tarafla konuşmak, sıkıntılarınıza çözümler üretmek, sevginizi karşı tarafa daha pratik yollarla aktarmak. Belki de bu bir sevgi olarak değil ama ona onun hayatını düzenleyecek ya da onun hayatını önemli hale getirecek bir hareketle de bunu gösterebilirsiniz. İşte bu dönem böyle bir döneme işaret ediyor. Sevdiğiniz insanla bağlantılarınızı kuvvetlendireceksiniz. Bu anlamda perşembe günü yüzünüze gülerken hem çocuklarınız hem aşk hayatınızda perşembe ve cumartesi günleri hayat size gülümseyecek. Güzel bir hafta diliyorum. Eviniz, aileniz, yuvanız, ev hayatınızın detayları bu hafta başında daha fazla önemli olacak sevgili aslan ve yükselen aslanlar. Evinizde önemli bir meseleyle uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Ya da... E, Geç kalkabilirsiniz, işinizi gitmekte gecikebilirsiniz. Yani daha fazla vaktinizi evinizde harcayacak ya da işlerinizi evinizden yönetmek isteyeceksiniz bu hafta içerisinde. Salı günü bir yeni ay gerçekleşecek. Salı günü oluşan bu yeni ay, aşk hayatınızla ilgili önemli kararlarınızı hareketlendiren bir yeni ay olacak. Aşk hayatınızda güzel bir dönem sizi bekliyor sevgili aslanlar. Eğer kafanızda birine bir ilişki teklif etmek varsa, işte flört etmek istediğiniz kişiler varsa ya da çocuğunuzla ilgili önemli kararlar almak istiyorsanız ya da eşinizle beraber çocuk hakkında önemli kararlar almak istiyorsanız, bir bebek sahibi olmak istiyorsanız bunun gibi konu ve olayları hızlandırabilirsiniz. Bunlar olasılıklardan birkaçı. Yine burası risk içeren bir alan olduğu için işte döviz olabilir, borsa olabilir, risk içeren işleriniz, şans oyunları aynı zamanda bu alanlarda da almanız gereken önemli kararlar varsa bu kararları da aktive aktive edebilirsiniz. Çünkü Jüpiter bu alanlarda bir yıldan beri size güzel şanslar ve fırsatlar sunuyordu zaten. Bu ayın son haftasında Biliyorsunuz 2 Aralık'ta Jüpiter e, Oğlak burcuna geçecek. Ona geçmeden önceki son şansları artık yakalıyorsunuz. O yüzden bu hafta sizin için önemli olacak sevgili Aslanlar. Bunu iyi değerlendirin. Venüs'ün Oğlak burcuna geçmesiyle beraber salı günü itibariyle iş hayatınıza daha fazla kendinizi vereceksiniz. Çalışmaktan mutluluk duyacağınız bir dönem. Aynı zamanda kemiklerinizle ilgili bir takım sıkıntılarınız, problemleriniz varsa şimdi bütün bunları ee, ...belki de doktor tedavisiyle, gideceğiniz doktordan alacağınız güzel tavsiyelerle hayatınıza daha rahat oturtacaksınız. Güzel bir hafta diliyorum. Evet haftaya iletişim işleriniz ön planda olarak başlayacaksınız sevgili Başak ve Yükselen Başaklar. Telefon trafiğiniz durmayabilir. Arkadaşlarınızdan, çevrenizden, yakınınızda kim varsa... Onlardan alacağınız önemli haberler bu pazartesi çok daha fazla gündeminizi meşgul edebilir. Onlarla ufak tefek sürtüşmeler yaşasanız bile yine de güzel konuşmalar içerisine girecek ve yaşadığınız bu sıkıntıları kolaylıkla halledeceksiniz. Ev, aile ve yuva alanlarınızda bir yeni ay gerçekleşiyor salı günü itibariyle. Evle ilgili, yerleşimle ilgili yuvanızla ilgili önemli konuları bu yeni ay ve sonrası 15 gün boyunca gönül rahatlığıyla harekete geçirebilirsiniz. Ev mi yenilemek istiyorsunuz? Evinizi mi değiştirmek istiyorsunuz? Emlak, alım, satım, kiralama gibi konularda şanslı bir yeni ay olacak. O yüzden bu yeni ayı iyi değerlendirin. Bu hafta sadece ve sadece Sinirsel olarak gerginliklere dikkat etmenizi tavsiye edeceğim size sevgili başaklar. Bu yüzden araba kullanırken, önemli bir alet kullanırken, bir eşya taşırken bu sinirli halinizin hani sağlığınıza, fiziki görünümünüze bir sıkıntı vermemesi anlamında dikkatli olmakta fayda olacak. Venüs'ün Oğlak burcuna geçmesiyle beraber aşk hayatınızda duygularınızı karşı tarafa aktaracağınız ya da aynı duyguları karşı taraftan göreceğiniz şanslı bir dönem başlıyor. 3 haftalık bu dönemde hem özel hayatınızdaki insanla varsa çocuğunuzla olan bağlantılarınızın kuvvetlendiğini göreceksiniz. Yine eğitmenlik olabilir, aynı zamanda sanatsal işler olabilir. Bu işlerinizde çok çalışarak istediğiniz sonuçları elde edebilirsiniz. Bu hafta Perşembe günü bu anlamda sizi çok destekleyecek. Hafta sonuysa ailevi konularda yapılacak önemli bir plan devrede olacak güzel bir hafta diliyorum. Evet maddi konularla ilgili önemli kararlar bu hafta başında devrede sevgili Terazi ve yükselen Teraziler. Parasal konularla ilgili konuşabilirsiniz, bir para işinizi halledebilirsiniz, bir telefon görüşmesi yapabilirsiniz. Ticaretle uğraşıyorsanız birkaç gün boyunca ticari faaliyetlerinizin arttığını göreceksiniz. Yine salı günü yay burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ayı iletişim ayağında yaşayacaksınız. Satış, reklam, tanıtım, pazarlama, sosyal medya, ulaşım, yayıncılık, radyo, televizyon, bu alanlarda bir işiniz varsa işte şimdi bu alanları çalıştırmak anlamında bu yeni ay size göz kırpacak sevgili teraziler. Yine önemli girişimleriniz olabilir. Sadece bu işlerden birinde çalışmıyor olabilirsiniz ama yakın çevrenizin konu ve olayları bu yeni ayda önem kazanıyor. Belki de kardeşinizin, ablanızın, abinizin hayatında çok önemli gelişmeler var ve bu gelişmelerle ilgili önemli kararlar almanız gerekiyor. Ailecek. İşte bu yeni ayda bu kararlarınızı devreye kolaylıkla koyacaksınız. Yakın çevrenizden yana şansınız çok kuvvetliydi 2019 yılında. Şimdi bu yılın Kasım ayında ve son haftasında bu alanlarda yine büyük şanslar görmeye hazır olacaksınız. Bu yeni ay ile beraber 15 gün boyunca bu alanlarınız çok aktif olacak. Venüs oğlağa geçiyor yani aile düzeninizi yeniden gözden geçirmek, evinizde herhangi bir tadilata kalkışmak, tamirat, boya, badana işleri, evinizde daha fazla misafir ağırlama, Aile büyüklerinizle bir araya gelme, geleneksel aile akşamları ya da aile sofralarının kurulması gibi etkiler 3 hafta boyunca ön plana çıkabilir. Daha böyle dikkatli ve ekonomik davranarak evinizde ufak tefek değişikliklere giderek güzel bir yenilenme elde edebilirsiniz sevgili teraziler. Siz zaten seversiniz bu tip şeyleri. Bu anlamda perşembe günü sizi harekete geçiren konular olacak. Hem perşembe hem cumartesi günleri e, parasal konularda da güzel sonuçlar elde edeceksiniz. Harcamalarınız yüksek olabilir. Bir tek bu hafta buna dikkat edin. Güzel bir hafta diliyorum. Evet haftaya ay akrep burcundayken başlıyoruz. Yani sizin için önemli haftalardan bir tanesi başlıyor sevgili akrep ve yükselen akrepler. Önemli girişimleriniz, konuşmalarınız, gün içerisinde alacağınız önemli haberler daha fazla hayatınızı hareketlendirecek. Yerinizde durmak istemeyebilirsiniz. Mars da sizin burcunuzda. Hayatınızda oldukça hareketli günler yaşıyor olmanız gerekiyor sevgili akrepler. Ama tabii ki bu sizi biraz da sinirli ve öfkeli kılıyor olabilir. Bu etkiye dikkat etmekte fayda olacak. İnsanlarla anlaşmak bu dönemde kolay olmayacak. Eğer özel hayatınızda bir insan varsa ailenizdeki insanlarla, çevrenizdeki insanlarla çok çabuk tepkiler verme üzerine bir ilişki kurabilirsiniz. Bu da aranızdaki bu e, hani doğru bağları zedeleyebilir. Bu hafta bu etkiye dikkat etmeniz gerekiyor. Ama diğer yandan güzel haberler verecek olursak salı günü Yay burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ay ile beraber parasal konularda güzel sonuçlar elde edeceğiniz bir döngüye merhaba diyeceksiniz. 15 gün boyunca maddi konular, kazançlarınız, yatırımlarınız, cebinize giren parayla daha fazla ilgili olabilirsiniz. Eğer elinize bir para geçtiyse bu parayı hangi alana yatırmam ya da hangi alanı daha iyi değerlendirmem gerekiyor gibi düşünceleriniz ön plana geçebilir. İşte şimdi bu yeni aile beraber bu işlemlerinizi hızlandıracaksınız. Venüs Oğlak burcuna geçiyor. İletişimsel ayakta önemli işler başaracağınız bir döngü. Yazma işiyle uğraşıyorsanız çok rahatlıkla bu dönem içerisinde kanalize olabilirsiniz işlerinize. Yine e, sosyal medyaya dair, bilgisayara dair, iletişime dair önemli işlerinizde güçlü insanlarla bir araya gelecek, önemli toplantılar, görüşmeler ve konuşmalar içerisine gireceksiniz. Gelecek planlarınızı yine bu dönemde hızlandırabilirsiniz. Haftaya şöyle bir baktığımda ikili ilişkiler ve özel hayatınızda Önemli kararlar almak isteyecek. Bunun için yakın çevrenizdeki insanlardan yardım isteyeceksiniz. Abiniz, ablanız, komşunuz, yakınızda kim varsa o insanların size vereceği tavsiyeler ilişkilerle ilgili sıkıntı yaşadığınız konuları daha rahat aşmanızı sağlayabilir. Perşembe ve cumartesi günlerini bu anlamda iyi değerlendirmenizi tavsiye ederim. Güzel bir hafta olsun. Evet biraz haftaya geri plandan başlayacaksınız sevgili Yay ve yükselen Yay'lar. Çok fazla istekli olmayabilirsiniz. Bu ara kafanıza takılan bir sürü konu olabilir. Bu konular sizi rahatsız ediyor olabilir. Bu konular çözülmesi gereken konular olabilir. Biraz enerjinizi de yukarıya çekmeniz gereken bir dönem olacak. Ama Güneş sizin burcunuzda, Jüpiter sizin burcunuzda. Yılın en şanslı haftalarından bir tanesini yaşıyorsunuz. Şöyle söyleyeceğim. Salı günü oluşan Yeni ay sizin yeni ayınız sevgili Yay ve Yükselen Yay'lar. Hayatınızla ilgili büyük adımlarınız varsa, harekete geçmek istediğiniz konular varsa 26 Kasım'dan sonra destekleneceksiniz 15 gün boyunca. Hani yapar mıyım, yapamaz mıyım? Hani işimde mutlu muyum? Değilim. Yeni bir işe mi geçmem gerekiyor? Evet, yapabilir miyim? Yapabilirim. E, hayatımda yeni bir yenilenme mi istiyorum, evimi değiştirmek istiyorum, ilişkimle ilgili önemli kararlar mı almak istiyorum, okulum okul hayatımla ilgili vermem gereken önemli kararlar mı var? Hayatınızın her alanında kafanızda ne varsa kararsız kaldığınız konuları daha böyle net bir çizgiye oturtacağınız ve bu alanlarda da harekete geçeceğiniz bir dönem başlıyor. Bu dönemi iyi değerlendirin. Venüs'ün Oğlak Burcu'na geçmesiyle beraber maddi konular önemli olacak. Parasal alanda güzel getiriler oluşabilir. Paranızı daha arttırabilirsiniz bu dönemde. Birine borç verdiğiniz para bu süreçte karşınıza gelebilir. Paranızı daha fazla çoğaltmanın yolunu bulacak ve parasal konularda rahat bir 3 haftalık döngü içerisine gireceksiniz. Yine bu dönemde ekonomik davranmak önemli olacak. Peki neye dikkat edin? İş hayatınıza dikkat edin derim. Çünkü iş hayatınızda beraber çalıştığınız insanlarla olan bağlantılarınızda gerginliklere ve sürtüşmelere açık bir hafta olabilir. Onun dışında gayet şanslı olacaksınız sevgili yaylar. Perşembe ve cumartesi günlerini hayatınızda önemli kararlar almak için kullanabilirsiniz. Güzel bir hafta diliyorum. Sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız ve tabii ki bu hafta içerisinde yapılacak Atılacak önemli adımlar, organizasyonlar, davetler, aktiviteler. Hızlı bir hafta başlıyor sizin için sevgili oğlak ve yükselen oğlaklar. Evet, işle ilgili konuları arkadaş çevrenizde çok tartışacak, çok konuşacak. Yeni iş kolları üzerine önemli bir takım fikirler üreteceksiniz ve bunları da arkadaşlarınızla paylaşacaksınız. Ama onlardan göreceğiniz bazı fikir ayrılıkları diyelim, aranızda bir takım sürtüşmeleri de karşınıza getirebilir ya da bazı sorunlar yaşayabilirsiniz arkadaşlarınızla. Şimdi salı günü yay burcunda bir yeni ay gerçekleşiyor. Bu yeni ay sizin kadersel evinizde gerçekleşecek. Burası kapanan bir alan bu yüzden diğer burçların aksine hiçbir şekilde bu ay Yeni kararlar almamanız gereken bir ay olacak sevgili oğlak ve yükselen oğlaklar. Yani yenilikler konusunda desteklenmediğiniz bir dönem. Neyin yenilik kararını alabilirsiniz? Mesela kötü bir alışkanlığınız vardır. Ondan kurtulmak istiyorsunuzdur. E, kötü bir ilişkiniz vardır. O ilişki size gerçek anlamda fiziken ve ruhen çok zorluyordur. İşte bütün bunları halledebileceğiniz, bütün bunları nihayete ereceğiniz kararlar alabilirsiniz. Yine yurt dışı bağlantılı işlerinizden yana önemli açılımlarınız olabilir. Merak etmeyin. Korunuyorsunuz. Öyle sıkıntılı ve problemli bir dönem olmayacak ama dediğim gibi yani durdunuz durdunuz bir anda ya ben iş değiştirmek, işte sektör değiştirmek, bambaşka şeyler yapmak istiyorum dediniz. İşte bu noktalarda çok fazla hayat arkanızda olmayacak sevgili oğlaklar. Bunu hemen söyleyelim. Yine salı gün itibariyle Venüs sizin burcunuza geçecek. Kendinizi değiştirmek için harekete geçmek isteyeceksiniz. Saçınızı değiştirebilirsiniz mesela. Alışverişe çıkabilirsiniz. Yani görüntünüzde böyle ufak tefek e, oynamalar yaparak hayatınızı canlandırmak isteyeceksiniz. Sosyalliğiniz bu dönemde artabilir ve hayatınızın sorumlulukları üzerinize binen o sorumluluklardan birazcık daha gezerek, dolaşarak, diğer insanlarla paylaşım haline girerek uzaklaşabilirsiniz. Güzel bir hafta diliyorum. Evet haftaya iş konularınıza odaklı bir şekilde başlıyorsunuz. Kariyeriniz çok önemli olacak ve bu alanda alacağınız haberleri de hayatınıza geçireceksiniz. Ama eğer çalışmıyorsanız kalabalık ortamlarda bulunabilirsiniz. Diğer insanlarla bir araya gelebilirsiniz. Toplum ilgili konu ve olayların daha fazla hayatınızda hareketlendiğini görebilirsiniz sevgili kova ve yükselen kovalar. Merkür kariyer evinizde gerilemekteydi. Bu olanlarda bir takım sıkıntı ve problemleri karşınıza getirmiş olabilir. Geçtiğimiz hafta itibariyle Merkür'ün düzelmesi daha rahatlamanıza ve kendinizi ifade etmenize yaramış olacak. Ama bu hafta ailevi konularda takışmalara girmemeye çalışın. Sürtüşmeler, bazen kavgalar, çabuk isyan etme, karşı tarafa tepki gösterme gibi etkiler devrede olabilir. Onun dışında Salı günü Yay burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ayı sosyal çevrenizde, arkadaşlık ilişkilerinizde yeni ortamlar oluşturmakta kullanabilirsiniz. Organizasyonlar, davetler, aktiviteler. Eğer bu alanda bir işiniz varsa, organizatörseniz mesela, bu alanda önemli işlerinizle ilgili bir takım kararlarınız devreye girecek. Ya da işten elde edilen gelirlerinizi arttırmanın yolunu bulacaksınız. Yeni bir iş fırsatı karşınıza gelebilir. İşte bu yeni ayda bu konuları hareketlendireceksiniz. Mesela çevre mi değiştirmek istiyorsunuz? Çevre değişiklikleri konusunda en çok desteklenen burç kova ve yükselen kovalar. Zaten Jüpiter çevre değişiklikleri konusunda bir yıldan beri size göz kırpmaktaydı sevgili kovalar. Venüs'ün Oğlak Burcu'na geçmesiyle beraber hem ailevi konular hem de geleceğinizi etki edecek işlerde biraz geri çekilmeler ortaya çıkabilir. 3 hafta boyunca ne kadar kalabalık ortamlarda olursanız olun hemen işlerinizi yapıp kendi içinize çekilmek ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Bu dönemde hayatı anlamlandırmaya çalışacaksınız. Pilinizi şarj etmeye ihtiyacınız olabilir. Yazma, çizme gibi kollarınız varsa bu alanda da şans sizden yana olacak. Yine ikili ilişkiler ve özel hayatınızda biraz böyle platonik ilişkilere, işte böyle gizli saklı olaylara çekilme ihtimalinizde bu hafta devrede olacak sevgili kovalar. Güzel bir hafta diliyorum. Kariyer ve işle ilgili konular çok hızlanıyor sevgili balıklar. Haftaya dış ortamlarda geçirilecek önemli işler ya da ee, birazcık daha böyle hayatı keyifle algılayacağınız bir şekilde başlayacaksınız. Ama dediğim gibi çok fazla uzun sürmeyecek önemli haberler alabilirsiniz dış ortamlardan, uzakta bulunan insanlardan. Önemli görüşmeler, konuşmalar içerisine girdiyseniz salı günü oluşan, kariyer evinizde oluşan yeni aile beraber kariyerinizde çok önemli açılımlar devrede olabilir. Jüpiter bu alanlarınızı tetikliyordu. Yani bir yıldan beri hem kariyerde hem işte hem evlilik alanlarında bir takım şanslarla karşılaşmış olabilirsiniz. İşte bu ayın son haftasında yine bu alanlarda şansınız çok yüksek olacak iyi değerlendirin. Önünüzde 15 gününüz var. Kariyer değişimi, önemli bir takım adımlar ya da bir projeye başlama gibi etkileriniz varsa bu noktalarda destekleneceksiniz. Evlilikle ilgili kararlarınız varsa yine bu alanda destek karşınıza gelecek. Anne ve anne tarafınız ve tabii ki eşinizin ailesiyle ilgili konu ve olaylarda hızlanabilir. Bu alanlarda da önemli kararlar alabilirsiniz ama bu kararlar olumlu kararlar olacak. Merak etmeyin. Venüs'ün Oğlak burcuna geçmesiyle beraber sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız ve tabii ki organizasyona yönelik işleriniz hızlanmaya başlıyor. Arkadaşlarınızla bir araya geleceğiniz bir dönem. Uzun zamandır aramadığınız, ihmal ettiğiniz insanlar varsa bu dönemde bir araya gelebilirsiniz, buluşabilirsiniz, birbirinizi anabilirsiniz, bir yerde karşılaşabilirsiniz. Yeni tanışacağınız insanlar iş alanında size güzel kapılar aralayabilir bu süreç içerisinde. Bu anlamda perşembe günü çok dikkat çekici bir de cumartesi günü gerçekten hem kariyer hem seyahatle ilgili konularda hayatın sizi desteklediğini göreceksiniz. Güzel bir hafta diliyorum. Bu arada fikirsel olarak iniş çıkışlara karşı lütfen dikkat edin. Tatildeyseniz de şartları çok fazla zorlamayın. Tehlikeli yer ve durumlardan da uzak durun. Güzel bir hafta olsun.